Girişimler Webraz Ofisi'nde yeni bir bölümde birlikteyiz. Bugün Webraz Ofisi'nin konukları Etiket. Alexi ve Göker buradalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Etiketi Webraz'da paylaşmıştık. Bir de çok hızlıca sizden alalım. En azından bu programı seyredenler bir hafızayı tazelemiş olsunlar. Etiket hızla gelişmekte olan aslında sosyal alışveriş konseptine uygun bir uygulama. Gerçekten farklı yönleriyle beraber aslında dünyada bulunmayan bir konsept geliştirdik etiketi sosyal alışveriş konseptinden biraz daha farklılaştırıp. Bu uygulamayla beraber aslında biz tüketiciyle markaları akıllı telefon ve sosyal medyayı kullanarak bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Markalar bu sayede tüketicilerin çok hızlı bir şekilde ulaşıp gerçekten onları takip eden kişilere, hangi ürünlerini beğendiyse o kişilere ulaşıp onlara özel jestler, promosyonlar, fırsatlar sunma imkanına sahip olabiliyor. Bir kullanım olabiliyor. Örneği anlatabilir misin? Daha tabii. Aslında Göker'in bahsettiği bu alışveriş sürecini keyifli hale getirmek, mağazaya gidip bu ürünleri üstünüze denemekten, o ürünle ilgili iletişime geçmekten, etkileşime geçmekten geçiyor. Aslında bizim günlük hayatta planladığımız veya kullanıcıların yapacaklarını düşündüğümüz olay şu: mağazanın içerisine gidip beğendikleri ürünün barkodlarını okutup kendi üstündeki fotoğrafları da sistemimize yükleyip paylaşmalarını amaçlıyoruz. Aslında etiket paylaşım odaklı bir uygulama. İnsanların beğeni listelerini, tarzlarını sosyal medyada paylaşmalarını hedefliyoruz. Yani bu ben mağazaya giriyorum, beğendiğimin barkodunu okutuyorum. Doğru. Evet, aslında çok basit bir sürecimiz var. Sadece akıl telefon aracılığıyla barkod okutuyoruz ve o barkoda karşılık gelen ürünü sistemimize yüklüyoruz. Hı hı. Bununla birlikte aslında paylaşım sürecinin ilk aşaması oluşmuş oluyor. Bu paylaşım sürecinden sonra tarzınızı arkadaşlarınızla paylaşmış oluyorsunuz. Eğer istiyorsanız başka arkadaşınız için ürün önerebiliyorsunuz veya kararsız kaldığınız anda aslında bizim en keyifle oluşturduğumuz modülümüz karşılaştırabiliyorsunuz 3 tane ürüne kadar. Ve bu karşılaştırma listelerini Facebook arkadaşlarınıza fikirlerini sormak vasıtasıyla sosyal medyaya yüklüyorsunuz. Hı hı. Sosyal medya sizin de çok aktif takip ettiğiniz gibi çok aktif kullanılıyor ülkemizde. O yüzden Facebook'un başına durmadan bir arkadaşınız bulunabiliyor. Düşen postla birlikte verecekleri oylarla sizin hangi ürünün üstünüze daha çok yakıştığını oylamayla birlikte size tekrar feedback olarak verebiliyor. Aslında bizim Göker'le kendi aramızda yaptığımız şakalarda işte bir kahve alıp sonucuyla birlikte bir kahve almaya gidip sonucunda o geçen sürede bütün arkadaşlarınızın oylamada hangi ürüne daha çok oy verdiklerini yüzdesel olarak görebiliyorsunuz. Aslında bu bir mağazanın içindeki satış danışmanından sormaktan ziyade kendi arkadaşlarınızın fikirlerini ediniyor olmak bu işin en eğlenceli boyutu olduğunu düşünüyoruz. Dünyada benzeri yok. Yani bu konsepte yapılmış ilk uygulama bizim görebildiğimiz kadarıyla kullanıcının beğeni listesini oluşturup bunları da markaları da dahil edebilen başka bir uygulama dünyada yok. Sizin daha önce background'unuz neydi bu arada? Nereden geldiniz ve etiketi kurduğunuzdan sonra? İkimiz de bilgisayar mühendisiyiz aslında. Aynı üniversiteden mezunuz. Hangi üniversite? Işık Üniversitesi mezunuyuz ikimiz de. Daha sonrasında Alexi Bey biraz daha sistem ağırlıklı gitti. Ben yazılım ağırlıklı bir kariyer çizdim kendime. 2 sene kadar profesyonel hayatta ödeme sistemlerinde çalıştıktan sonra kendi şirketimi kurdum. 2005 senesinde Kuzey Kıbrıs'ta ve İstanbul'da 2 şubesi bulunan bir ödeme sistemleri firması. Bu da yeni bir girişimim olarak aslında etiket projesi hayata geçirdiğimiz bir proje. Orada da daha çok sadakat kartları, CRM, loyalty, bu tür projelerde ciddi bir deneyim sağladık. Bu da aslında background'umda yine bu etiketin arkasında gerçekten ciddi bir CRM veri tabanı var. CRM uygulaması var. Alexi Bey'in de aslında sosyal medyadaki yan sonra anlatacağı bilgilerle de güzel bir harmanlama oldu. Aslında biz ortak olarak ikimizi çok iyi tamamladığımızı düşünüyoruz. Ben daha çok lokasyon bazlı servisler ve sistem yönetimi tarafında ERP projelerinde görev aldım. Göker'in de bahsettiği CRM ve sadakat kartlarla birlikte ikimizin de geçmiş tecrübelerini birleştirerek güzel bir harman oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Etiket projesiyle birlikte. Ya,
yatırımınız var mı burada? Herhangi bir yatırım aldınız mı? Yok. Kendiniz? Kendimiz. Şu anda self-funded devam ediyoruz. Diğer şirket destekliyor galiba. Yani kendimizi destekliyoruz. Şirket destekliyor. Kendimizi destekliyoruz. Bu şekilde götürüyoruz. Arıyor musunuz? Bir yatırım arayışınız var mı? Herkes kadar diyelim. Herkes yani kadar. Bu iş yatırımsız olmayacağı aşikar baktığınız zaman gerçekten büyük pazarlama bütçeleri. Ne zaman açılmıştı? Ben Webraz yazısını yazdığımızı hatırlıyorum da tam zamanını hatırlayamıyorum. Yayına geçmemiz 10 Ocak gibi oldu. Çok iyi zaten. Aslında Webraz'ı da bu olayla birlikte, yani bizim ilk tanıtım yaptığımız mecra aslında Webraz'ı oldu. Aynen. Onunla birlikte bir start verdik. Yani yazdığımız zamanlar hatırladığım kadarıyla ilk bu zaten beta çıkış zamanı falan. Evet. Aynen öyle. Yani bu durumda biz aslında open bir beta süreci. Bir ay. Tamam. Bugün aslında yarın tam bir ayı tamamlıyor olacağız. Nasıl peki şu anda ilgi? İlgi çok yeni daha. Çok yeni. Yavaş yavaş insanlar artıyor. Şu an 1000'e yakın üyemiz oldu. Hı hı. Bizim için tabii etiketleme sayıları da bir argüman baktığınız zaman. Kişi başına da ortalama bir etiketlemeye sahibiz. İlk başta aslında bu kadar olabileceğini de düşünmüyorduk. Hı hı. İnsanlar şöyle bir kitle var mı? Odayı seven ve bunu zaten yapan bir kitle olduğu da bir durum. Gerçek yani. Gerçek. İnsanlar zaten moda bloglarını bunları yükleyip kendilerini orada bu ürünlerle gösteriyorlardı, arkadaşlarıyla paylaşıyorlardı. Hı hı. Bu araçla aslında o süreçlerini çok daha kolaylaştırmış olduk insanların. Arkadaşlarına daha kolay ulaşıp hatta bunlardan güzel fırsatlardan da yararlanmalarını sağlayarak o kişilerin muhtemelen sistemimizi desteklemesiyle beraber kullanım oranlarımız artıyor. Hedef ne şu anda? Yani 2012 yılında ne görüyorsunuz? Nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Yani önünüzde ne var şu anda? Önümüzde 100 bin üyeyi geçmek hedefliyoruz. Biraz reklam ihtiyacı olacak galiba. Efendim? Biraz reklam ihtiyacı olacak tabii, galiba. Tabii. Onun için reklam ve tanıtım şart. Yapmaya çalışıyoruz bunları zaten. Aslında bu tür uygulamalar genelde ağızdan ağza daha çok. Tabii. Şeydir. Viral etkisi daha fazla. İnsanlar bu işi sevmeye başladıkları zaman bu etkiyi çok daha hızlı alacağımızı düşünüyoruz. Ama bu detayı söylemedik biz. Yani sonuçta etiket aslında iPhone'da bir uygulaması var şu anda. Ve Facebook'ta. Ve Facebook'ta. Facebook'ta. Android var mı? Android bu yıl içerisinde çıkacak. Olacak. Yani şu anda aslında önce yapması gereken bir iPhone uygulamasını indirmek. Veya iPhone'u olmayan kişiler için de Facebook'tan arkadaşlarının paylaşım yaptığı ürünleri beğenerek, kendi listelerine ekleyerek tarzlarını paylaşmasını sağlamak. Tekrar soruya dönelim. 2012. 100 bin üye. 100 bin üye bekliyoruz. Android ve Twitter bağlantılarını tamamlayıp teknik tarafta onları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Markalarla anlaşma sayılarımızın artmasını hedefliyoruz. Onun dışında da iyi bir yatırımcıyla da yolumuzu kesiştirebilirsek projeyi yurt dışına... Bakla düştü. Yurt dışına da... İki dakika önce herkes kadar derken şimdi hop hemen... yani... Girişimciliğin gerçek yüzü bu işte. Aynen öyle. Yani bizler herkes kadar bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Daha hızlı ilerlemek için bunları daha hedeflediğimiz yerlere ulaştırmak için destekler. Kaç kişisiniz şu anda? 5 kişilik bir ekibiz. 5 kişi. Dağılım nasıl geldi? Yani yazılım ağırlıklı mı? 3 yazılımcımız var. Artı 2 çalışan olarak yani veya yönetici olarak diyelim. Hı hı. Bizler Alexi Bey'le strateji. Aslında her girişimcinin kaderi biz... Kendiniz de kod yazabiliyorsunuz aslında. Yapabiliyorsunuz. Kodlama yapabiliriz. Yani bilgisayar mühendisi olarak vardır diye. Kodları okuyoruz şu an arkadaşların yaptıklarını diyeyim aslında. Ama yani bir satış veya pazarlama ekibi henüz barındırmıyorsunuz. Yok. Evet. Süper. Aslında bu da girişimciliğin bir kaderi. Biz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Tabii ekibimizle birlikte güzel bir takım çalışması yapıyoruz. Hiçbirimizin masası yok. Herkes istediği masada oturabiliyor. Böyle bir takım çalışması yapmaya çalışıyoruz. Güzel. Ama Gökhan'ın da dediği gibi gerek teknik, gerek pazarlama, gerek ofis içi yapılması gerekenler hepsini bütün arkadaşlarımızla birlikte yapmaya çalışıyoruz. Süper. Teşekkür ederiz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Biz de bizim misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Girişimler Webraz ofisinde bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.